Herkese merhabalar. Giray hoş geldin. Merhaba Özge, hoş bulduk. Merhabalar. Bugün konuğumuz Giray. Öncelikle ben kendimden bir bahsedeyim. Ben Özge Maden, Türk-Alman Üniversitesi mezunuyum. Mekatronik sistemler mezunu. Siemens'te 2 yıldır hem part-time sonrasında full-time olarak çalışıyorum. Junior sayılırım tabii ki Giray'ın yanında. Giray da tabii ki de senior developer'ımız. Biraz kendinden bahsetmek ister misin? Tabii. Koç Üniversitesi Fizik bölümünden mezun oldum. Sonrasında ismini bilmesem de gömülü yazılıma doğru kaydım. Onun üzerine tarafa doğru bir kariyer planlamaya başladım. Geldiğim noktada beni tatmin eden bir kariyerim var diyebilirim. Biz senin için sorular hazırladık. Tabii. Sorular zor mu? Biraz yani. Bildiğimiz süre lisans çıkışı mühendislik değil. Bu konudaki motivasyonu... Fizik çok zordu. Baktım ki daha böyle elde tutulan bir şeyler yapmam gerekiyor. Biraz da mekanik konularda böyle robotik konulara ilgim olduğu için o yönde dersler almaya başladım. Yani derslerini seçerek son sınıflarda bu alana yine son kendini hazırlamıştın. Sene, Peki yüksek lisans, doktora vesaire yaptın mı? İTÜ'de yaptım. Yüksek lisansım uydu haberleşme üzerine İTÜ'de. Hazır mısın? Biraz daha kolay bir soru. Eğlenceli bir soru sor ya. Ne bileyim. Bak eğlenceli soru geldi. Mesai saatleri içinde sosyalleşebileceğiniz alanlar var mı? Bence fazlaca sosyalleşecek yer var. Buraya gelme bile gerek kalmıyor yani. Langırt var mesela. Masa tenisi var. Spor salonu var. Daha ne olabilir? Siemens gelişimine destekte bulunuyor mu? Kesinlikle yani her sene iki tane eğitim alıyoruz teknik. Ben genelde teknik olan eğitimlerden alıyorum. Pandemiden önce on-site eğitimlere de gidiyorduk. Herhalde tekrardan o başlar. Giray, Amerikan vatandaşısın. Evet. Amerikan vatandaşı ve bir senior mühendis olarak farklı ülkelerde ve farklı şirketlerde çalışmak varken neden Siemens Türkiye'desin? Yurt dışında yaşadım, Amerika'da yaşadım ve orada doğdum. Kanada'da da bulundum. Ama ben burada çok sosyalleşebildiğim için katma değerimin, iş çıktığımın ya da sosyal olarak hayatımın daha zengin olduğunu düşünüyorum. Onun için de Türkiye'de kaldım. Mutluyum yani. Buranın tadı burası gibi yok ya. Buranın tadını hiçbir şey vermiyor yani. Vallahi vermiyor. Yani Amerika falan, Almanya. Samimiyet, ruh var. Samimiyet aynı, kesinlikle. Evet, samimiyet kesinlikle. Var. Bildiğimiz üzere Siemens Ar-Ge'de elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleşme alanlarındaki faaliyetlerini destekleme amacıyla Ar-Ge odağında yıkıcı inovasyon sağlayacak teknolojiler geliştiriyoruz biz evet. Siemens Ar-Ge'de. Sen Siemens Ar-Ge'de hangi projede çalışıyorsun ve bu projede neler yapıyorsun? Pas. Biraz... Neden peki? İsmini unuttum projenin. Bu kadar çok şeydi. Bir dakika, neyle çalışıyorum ondan? Evet, bu tam şey gibi oldu. Türkçe paragraf sorularını uzun sorudan gözümüz korkar. Şey yapardım, en son yapardım bunları hiç. Peki Siemens'te ne yapıyorsun? Ben başlıca teknoloji proof of concept denilen bir kavram tarafında çalışıyorum. Katma değeri olan fikirleri Siemens'in çalıştığı alanlarda. Bunları belli bir olgunluğa getirip sonra Almanya tarafına sunuyoruz. Destek almasını sağlıyoruz bu projelerin. Ben soruyorum bu sefer. Karşı tarafta olmak zormuş. Al sen soruyorum. Sorular bana yönelik çünkü. Tamam o zaman. Boş vakitlerinde neler yapıyorsun? Çiftçiyim. Çiftçilik yapıyorum. Aa. Evet yapıyorum. Bildiğimiz çiftçi. Evet. Kayıtlı çiftçiyim. Kayıtlı çiftçi. Her türlü işi yaparım. Ben bir çiftliğin vesaire mi var? Babamla beraber çiftçilik de yapıyoruz. İstanbul yakınları. Yok İstanbul'da değiliz. Muğla'lıyız. Hobilerim yoga yapıyorum. Ben daha çok yapıyordum da şimdi çok yapamıyorum. Değil mi? Dalmayı seviyorum. Bir de üniversitede rugby oynuyordum. Şimdi tekrardan biraz gitmeye başladım rugby antrenmanlarına. Siemens'te sosyal kulüplerimiz var aslında. Onlara hiç katıldın mı? Yoga kulübüne kaydolmuştum. Onların verdiği bir bütçe vardı. O miktarla beraber evime yakın bir yoga stüdyosuna yazılmıştım. Ben... Sonrasında pandemiden sonra bir daha şey yapamadım. Ama 40'tan fazla galiba kulüp var ama daha bakamadım o tarafa. Evet. Siemens'te kaçıncı yılın? 2017, 2018, 2019, 2020, 2027. O sıra yeni mezun olan 6 ben. Sene, 6,5 sene. 6,5 sene olmuş. Oo. Nisan 2016, ben sayamıyorum ya öyle basit şeyleri. 6,5. Meslekte 2011, 2011'de başladığımı sayarsak 12 sene falan. Ben 11, o yılda 12. Listeye başlamıştım. Yani üzgünüm. Rugby'de şey var ya, 2004 doğumlu çocuklar var mesela. Adamın 2 yaşı. Rugby'ye gidiyorum ben, rugby oynuyorum. Çocuk 2004-2005 doğumlu. 2000'li insan şu an 22-23 yaşında. Bir şey itiraf edeceğim, rugby antrenmanından sonra ama geç kalkıyorum. Buradan Tolga Bey'e selamlar. Sonun
5 günü geliyor musun ofise? Ben haftanın 5 günü gelmeye çalışıyorum. Ben evden pek çalışmıyorum. Tercih etmiyorum. Şu anki çalışma rutinimiz aslında hibrit. Kesinlikle. Rutin. Ben ama geliyorum. İstanbul'da oturduğum için. 7 yıl hücven olmasına rağmen hala Siemens'te kalmayı da tercih ediyorsun. Evet evet. Yani. Uzun yıllarda Siemens'te kalmayı planlıyorum. Home office süreci burada nasıl işliyor? Soruyu çok yanlış ettim. Ya bu soru sana. Evet ben de bir soru diyeyim. Aynen evet. Home office'ci arkadaşlara sormak lazım. Ben belki cevaplayabilirim. Ben 6 gün geliyorum ayda. Sanki çalışma sürecimiz bu şekilde devam ediyor. Home office sürecimizde saatlerimiz yine tabii ki belli. Ama Giray'ın da en başta anlattığı gibi hayat dengesini olabildiğince kurabilmek, işleri yetiştirebilmek işin sonucunda sadece birkaç gün ofiste bulunmamız gerekiyor veya tercih meselesi. Giray gibi her günde gelebiliriz ofiste. Son sorumuz. Hazır mısın? Mühendis olmasan hayatın nasıl olurdu? Psikoloji okumak isteyebilirdim. Ya da doktor olmak isteyebilirdim ama. Yani içinde ukde kalan. Valla emekli olup da şunu yapayım dediğim her şeyi şu an zaten bu şekilde yapıyorum. Çiftçisin zaten. Aynen. Her şeyi yapıyorum ya istediğim. İşini de yaparken hobilerine çok güzel zaman ayırdığını gösteriyor. Evet. Aslında şöyle hobilerim bazıları işime de katkıda bulunuyor. Hatta patent çıkartırken bence hobi en önemli şey. Aa. Yani değişik böyle konularla ilgilenmek patent yazarken en büyük katma değeri sağlıyor olabilir yani. Ek olarak da bir şey sormak istiyorum aslında. Tabii. Tamam sor. Son soru mu? Evet son soru. Aynen. Ben mesajlı bir soru herhalde. Mesajlı bir soru. Biraz aslında kendim için de belki genel benim gibi arkadaşlar için sormak istiyorum. Bir senior developer olarak hem senior olanlara hem de benim gibi daha yolun başında olan arkadaşlara tavsiyeleri nelerdir? Şimdi daha böyle hani çalışmış 15-10 senedir çalışanlar için bizim bölümümüzde mesela startup yapmış, başarılı başarısız olmuş. Hatta Kickstarter'da başarılı olmuş projesi bir abimiz bile var. Genelde Siemens'e geliyor bu türde. Kes baştan. Var ben aslında bazen stajyerlerle falan konuşurken onları da söylüyorum. Biraz zorluğu görmeleri gerekiyor ki hem vizyonları açılsın hem de Siemens'te geçirdikleri zamanda ya da çalıştıkları süre boyunca kendilerine en iyi şekilde hem katkısı alsınlar hem de etkileşimleri en üst seviyede olsun. Tamam yazıldı buraya. Not aldım. Geldiğin için çok teşekkür ederim Giray. Teşekkür ederim. Kesinlikle harika bir video zaten oldu. Zaten çok uzaktan gelmedim. Yorduk seni biraz buralara kadar. Çok teşekkür ederiz tekrar katıldığın için. Tekrar evet. Bekleriz seni videolarımızda. Hoşçakalın. Bu kadar mı sorular? Orada bir sürü soru vardı. Soru vardı. Şatafatlı. Şatafatlı. İyi. Tamam. Bir daha alırız o soruları. Tamam abi. Anladım. Hallederiz o işi. O zaman sen bir soruyu bir daha sor. Soru, aynı soruyu. Aynen. Çok da ha, kesersiniz soru. Doğru. Ha, evet. Düzgün mü oturuyoruz dışarıdan? Evet, duruşumuz falan. Kablon çıktı. Kablon çıktı kanka. Evet. Ben sorayım soru ver. Bir daha döneriz o soruya ya. Sen soru atlamıyor muydun sınav çözerken? Ben atlıyorum.